Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugün sizlerle Material Design'deki Toolbar konusuna bir giriş yapacağız. Toolbar bayağı önemli bir konu. Bu yüzden adım adım detaylı bir şekilde anlatarak bu konuyu anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Öncelikli olarak Toolbar nedir sorusuyla başlayalım. Toolbar arkadaşlar daha önceki, bilmiyorum geçmişiniz var mı yok mu? Eskiden Action Bar ya da Up Bar denilen şeyin Material Design'dan sonraki ismi. Uygulamalarımızın şöyle üst kısmında hatırlarsanız aktivitelerimizin, sınıfımızın adı olduğu, ne bileyim navigation barının yani bu ikonunun olduğu veya şurada bir ne vardı, bir option için bir 3 nokta vardı. İşte onların bulunduğu kısım bizim toolbar diye adlandırdığımız kısım. Şöyle birinci ve üçüncü resime bakarsanız basit olarak bir toolbarın ne olduğunu görüyorsunuz. Ama ikinci kısımda gördüğünüzde aslında Material Design'la Android uygulamamıza gelen bir toolbardan başka bir şey değil. Şimdi ne dedik? Bu toolbar dedik. Daha önceden action bar diye varsayılan kısmın yerine gelmiş konu oluyor. Bir action barı toolbarınızda yer değiştirebilirsiniz. Yani eski action barı kaldırıp ben bir toolbar tasarladım. Artık bunu action bar gibi kullan diye siz uygulamanıza söyleyebilirsiniz. Bunu yaparken iki tane metodunuz mevcut. Biri set action bar, bir de set support action bar. Şimdi ilki API 21 ve sonrası için geçerliyken API 7 ve sonrasında uygulamanızın çalışmasını istiyorsanız kullanacağınız kütüphane set support action bar'dır. Zaten bir kütüphanenin içinde veya bir metodun içinde support kelimesini görüyorsanız anlayın ki bu uygulamanın geriye yönelik uyumlu olmasını sağlamak için kullanılan bir sınıftır diyebiliriz. Oluşturacağımız toolbar aslında bir view gruptur. View grup olması için de çocuk Child wheels dediğimiz çocuk elementlerinde olmasını sağlar ve böylece biz onu istediğimiz yerde aynı bir view group gibi çağırabiliriz. Ve dediğim gibi set support action bar'ı kullanırsanız sizin uygulamanız API 7'ye kadar uyumlu olacaktır. Şimdi bir toolbar'ın neler içerdiğine şöyle bir bakalım. Şurada gördüğünüz gibi bir navigation ikon içerebilir. Daha sonra sizin uygulamanızın logosunu içerebilir. Başlık içerebilir, alt başlık içerebilir. Ondan sonra şurada gördüğünüz öğelere biz ne diyoruz? Menü icon'lar diyoruz ve overflow menü içinde içeren şu 3 noktayı içerebilir ve siz bunları dilediğiniz gibi kişiselleştirmekte, değiştirmekte özgürsünüz. Eğer toolbar kullanırsanız action bar yerine. Ne demiştik? Toolbar'ımız bir view gruptur. View grup olması aynı bir lineer layout gibi düşünün arkadaşlar. Biz bunun içine istediğimiz kadar text view, edit view buton koyabiliyorduk. Siz eğer toolbar'ınız bir view grup özelliği kazandırırsanız bu ne demektir? Siz bunun içine istediğiniz edit view'u koyabilir, istediğiniz butonda işlem yapabilir ve ayrıca bunu ekranın istediğiniz yerinde gösterebilirsiniz. Teorik olarak bu şekilde uygulamayı açtım. Bu uygulamanın içinde şu an için hiçbir şey yok. Yalnız bir önceki derste anlattığım gibi color'larım burada tanımlı ve styles'ın içinde de benim temamın bilgileri mevcut. Bu tema gördüğünüz gibi şuradaki ilk bunun kökü dark action bar dedi. Gördüğünüz gibi action bar kelimesi burada geçiyor. Bu ne demek? Biz bunu yazdığımız zaman gördüğünüz gibi şuradaki action bar ekranımıza otomatik olarak geliyor ve bunun başına da up name dediğimiz string değer yerleştiriliyor. Bizim yapacağımız örneklerde ise biz bir toolbar'ı sanki bir action bar gibi kullanacağız. Bu yüzden şuraya geliyorum. Benim ana temam dark action bar olmayacak. No action bar olacak. Diyoruz ki yani sen herhangi bir action bar üretme. Ben bir toolbar üreteceğim ve bu toolbar'ı gerekirse action bar gibi, gerekirse birebir onu kullanarak istediğim özellikleri yapacağım. Şimdi ben bu temayı seçtiğimde şöyle bir bakarsanız gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Yani default olarak gelen o değerden kurtulmuş olduk. Şimdi burada toolbar'ı oluşturmak için şuraya geliyoruz. Şöyle bir toolbar yazıyoruz ve gördüğünüz gibi iki tane seçenek çıkıyor. Bunlardan şu toolbar olan şöyle bir tıklarsak üzerinde bir ifade gelecek mi? Gördüğünüz gibi ne diyor? API 21 ve sonrasında kullanılır bu diyor. Öncesinde kullanamazsın diyor. Ama sen diyor uygulamayı yaratırken bu uygulama
en düşük 17'de çalışır demişsin. Yani diyor sen bunu eğer 17'de, 18'de, 19'da, 20'de açarsan hata alırsın diyor. O yüzden biz bu hatayı almamak için şuraya Support V7 Widget Toolbar kütüphanesini seçiyoruz. Bu sayede bizim uygulamamız ne oluyor? API 7'ye kadar uyumlu oluyor. Ondan öncesini zaten çok da düşünmeye gerek yok. Daha sonra bu da bir View grup olduğu için Width ve Height özellikleri var. Diyorum ki bunun genişliği Match Parent olsun, ana ekranı kaplasın. Yüksekliği ise Wrap Content olsun. Ve de içindeki öğeler kadar yer tutsun diyorum. Daha sonra bunu şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi burada belirdi ama herhangi bir rengi yok, bir şey yok. Şöyle background color vererek ne toolbarlara ne renk veriyorduk? Color'larda color primary olarak seçtiğimiz rengi toolbar'da kullanıyorduk. Gördüğünüz gibi şurası status bar, bunun biraz daha koyusu oluyor. Peki niye buradaki boşluklar geldi? Şuradaki relative layout'a bakarsanız şurada bazı paddingler mevcut. Bu paddinglerden dolayı o boşluklar var. Ben şunları şuradan sileyim. Ve bir önceki örnekte olan action bar gibi benim toolbar'ımda ekrana yerleşmiş oldu. Şimdi gelin buna birkaç tane daha fazladan özellik yazalım. Mesela bunun min height diye bir özelliği olabilir ve bu özellik için Android'de tanımlı olan attribute slash action bar size diyerek bunun minimum yüksekliğinin şurada belirtilen değer kadar ki gördüğünüz gibi o da neymiş? 56 dp'lik bir alanmış. Ben bunu bu şekilde sağlayabilirim. Herhangi bir değişim var mı? Yok. Şimdi göstereceğim özelliğe dikkat edin. Mesela elevation diye bir özellik var. Bu elevation uygulamayı kapat. Mesela başka bir uygulama açalım şurada daha önce yaptıklarımızdan. Şunu açalım mesela. Şimdi şuraya dikkat ederseniz direkt action bar'ın bittiği yerde şöyle bir hafif bir gölgelik gibi bir şey var. İşte o özelliği verirken biz bu elevation'ı kullanıyoruz. Mesela 5 dp dedim. Gördüğünüz gibi bu sefer bir hata veriyor. Diyor ki bu özellik API 21 ve sonrasında kullanılabilen bir özellik. Yani biz bu uygulamayı eğer API 21'den önceki bir versiyonda çalıştırdığımızda uygulamamız hata alacaktır. Bu ve bunun gibi uyumluluk sorunlarını nasıl çözüyorduk? Ya XML ile ya da Java koduyla, değil mi? Şimdi bunu XML ile çözerken bu bir layout dosyası ve layout klasörünün içinden çağrılıyor. Ben eğer buraya gelip yeni bir klasör oluşturursam ve adını da layout tire V21 dersem bu klasörün içindeki öğeler ne zaman çağrılacaktır? API 21 ve sonrasındaki telefonlar eğer bu uygulamayı kullanıyorsa işte o zaman bunlar kullanılacak. Aksi takdirde direkt default olan bu klasöre gelecek. Peki diyorum o zaman ben şu kodları bir alayım buradan. Veya şöyle yapalım. Geldik buraya. Yeni bir layout resource file diyorum ve bunun adına toolbar diyorum. Root elementine de toolbar ama support olanını seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi toolbar XML oluşturuldu. Kodlarına bir bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Match parent var. Hide özelliği var. Ben gidiyorum şuradaki bunun bütün özelliklerini alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Şurayı da kapatmamız lazım. Evet. Yani bunu oluşturmakla ben ne yaptım? API 21 ve sonrasındaki telefonlar gelecek benim toolbar'ıma buradan okuyacak. Önceki telefonlar ise yine buradaki activity'yi okuyacak. Bunu yaptıktan sonra şunları siliyorum. Hani main activity'de, activity main'de toolbar olmasın. Onu ayrı bir dosya için de ben toolbar.xml'de zaten tutuyorum. Bunu buradan kopyaladım. Buraya da yapıştırıyorum. Ve tabii ki de bunu ne yapmamız lazım? Activity'ye include metoduyla include layout toolbar diyerek include etmem lazım. Böylece olay şöyle oluyor.
Mesela siz API 22'de bu uygulamayı çalıştırdınız. Ne yapacak? Activity main'i okuyacak. Ha diyecek, buraya benim toolbar diye bir dosya varmış. Onu include etmem lazım diyecek. API 21 ve sonrası olduğu için bu dosyayı değil, bu dosyayı okuyacak. Ve gördüğünüz gibi bu burada herhangi bir sorun vermiyor. Ama API 21 ve öncesinde kullanılan bu toolbar'a baktığımızda ise burası hala sıkıntılı. Ben bu satırı buradan siliyorum. Yani 21 ve öncesinde o özellik kullanılmıyorsa kullanma. Basit bir şekilde bunu söylüyoruz. Baktığımızda yine herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Uygulamam açıldı ve gördüğünüz o 5 dpi'lik kısım şuradaki yumuşak bir geçiş. Onun dışında hiçbir şey değil. Ama dediğimiz gibi uygulamanın uyumlu olmasını istiyorsak böyle ayrımlar yapmak zorundayız. Bunları yaptıktan sonra main activity'ye gidelim. Ne dedik? Toolbar aslında bir view grup, bir view üyesi. Şunu seçtikten sonra ben bunu toolbar'ımı Java koduma aynı normal bir butonu alır gibi, text view'u alır gibi buraya çağırıp kullanabilirim. Pardon, activity main değil. Yani buna bir isim vermemiz gerekiyor. Vermemişiz. Şuraya geliyorum. Bunu ya buradan tek tek yapabilirsiniz ya da şurada include ettiğiniz kısımda ID deyip burada da tanımlayabilirsiniz. Toolbar diyorum bunun adına da. Geldim buraya şimdi. Toolbar dedim. Daha sonra bir typecasting işlemi yapıyoruz. Ve artık benim toolbar'ım Java koduyla erişilebilir durumda. Şimdi dedik ya, toolbar'ı isterseniz bir action bar gibi kullanabilirsiniz. Ya da başlı başına kendini bir view obje olarak kullanabilirsiniz. İlk önce sanki bir action barmış gibi kullanalım. Bunu yapmak için set action bar diye bir metodumuz var. Gördüğünüz gibi toolbar tipinde bir nesne alıyor. Bunu dediğimiz anda artık yani Android'e şunu diyoruz. Eski action barı unut. Senin artık yeni action barın bu. Tabii bunu dediğimizde bir hata alıyoruz. Yine aynı hata gördüğünüz gibi. Set action bar diyor 21 ve sonrasında kullanılan bir metot. Ama sen minimum olarak 17 hedeflediysen bunu burada kullanma. Adam eğer bunu 17'de çalıştırırsa hata alır. Peki o zaman diyoruz ki set support action bar'ı kullan. Bunu dediğimizde bizim oluşturduğumuz bu toolbar aynı bir action bar gibi davranıyor. Bundan sonra da get support action bar diyerek biz buna özellik tanımlayabiliriz. Mesela ney? Nokta dedim, set title. Merhaba desin. Yani bunu action bar olarak kullanın veya direkt kendisini de kullanabilirsiniz. O nasıl olur peki? Toolbar nokta mesela set subtitle alt başlık. Yani bunun bir önemi yok. Ya bunu bir action bar gibi kullanabilirsiniz set ve get metotlarıyla ya da direkt olarak şunları silsem bile, onu da göstereyim. Şunu bir başlatalım. Gördüğünüz gibi başlığım ve alt başlığım buraya ulaştı. Peki bunu böyle yapabiliriz dedik. Şöyle şunları yorum satırı içine alalım. Toolbar dedim. Set subtitle böyleyken aynı şekilde şunu desek ne olurdu? Toolbar nokta set title. Bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Gördüğünüz gibi uygulama açıldı ve herhangi bir değişim olmadı. Yani toolbar'ı isterseniz direkt action bar olarak kullanabilirsiniz. Set ve get metotlarıyla. İsterseniz direkt olarak toolbar nesnesinden ilgili özellikleri atayabilirsiniz. Başka nelerimiz var? Mesela set logo var. Uygulamanız için bir logonuz varsa bunu burada kullanabilirsiniz. Daha başka ne var mesela? Set navigation icon diye bir şey var. Bu da işte
Şu resimde gösterdiğimiz işte bu geriye butonu vardı ya, oku. Onu o ve onun gibi şeyler. Bunları ilerleyen zamanlarda daha çok bahsedeceğiz. Bu ve bunun gibi özellikleri bu toolbar nesnesi aracıyla ulaşabilirsiniz. Evet, toolbar için giriş için bu video bence bu kadar yeterli. Bir sonraki derste mesela gördüğünüz gibi bu yazının rengi hoşuma gitmedi. Beyaz olsa daha iyi olur. Yani toolbar'ın tema özellikleriyle nasıl oynarız onu göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.